İyi akşamlar. EkoTürk'tesiniz. Ana Haber başlıyor. Haftayı kapatıyoruz. Haftayı kapatırken borsadaki eğilimi birazdan göreceksiniz. Ciddi bir yükseliş olduğunu göreceğiz. Hep birlikte kapanış rakamı eğer son 10 dakikada karanlık odada herhangi bir satış gelmediği takdirde çok yüksek gelecek gibi gözüküyor. Birazdan konuşacağız ve birazdan borsayı kapatacağız. Bugün iki ayrı konuğumuz olacak. Birinci bölümde Hikmet Nakilcioğlu bizimle birlikte olacak. Remet Assistance Pazarlama Direktörü. Remet Assistance bir kapsamlı piyasa ve sosyal araştırma. Daha doğrusu çalışma yaşamıyla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmanın sonuçlarını konuşacağız. Bugün bildiğiniz gibi işsizlik verileri geldi. İşsizlik verileri 8.7, bir önceki aya göre %0.1'lik bir azalış var. Ancak işsiz sayısında bir artış var. Remet Assistance, çalışma hayatı, analizi ve iyi oluş gereksinimleri araştırması. Araştırmanın evrenini konuşacağız bir defa. Kaç kişiyle, ne zaman, nasıl yapıldı ve kimleri kapsıyor? Demografisine bakacağız. Ayrıca çalışanların ihtiyaç duyduğu destek konuları konusunda yine bu araştırma sonunda elde ettiğimiz bazı çıktılar var. Bunlara da bakacağız. Elde edilen ve işte geçirilen sürelerle ilgili bir düzenleme, bir regülasyon gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Çünkü çalışanlar genellikle vakitlerini yeterince iyi değerlendiremedikleri için hem kendileri açısından bir kayıp hem de işletmeler açısından bir kayıp oluşabiliyor. Daha verimli acaba nasıl bir hale getirilebilir? Çalışma saatlerinde kaybolan zamanlarda neler acaba kaybediyoruz, buna bakacağız. Ve bu zamanın doğru yerlerde kullanılmasıyla ilgili bir süreç çalışması yürütülebilir mi? Mutlu şirket, mutlu çalışan var mıdır? Elbette vardır ama her şirket acaba çalışanlarını mutlu edebiliyor mu ya da her çalışan şirketini mutlu edebiliyor mu? Karşılıklı bir ilişkiden bahsediyoruz. Bunu konuşacağız. Ve bir de şirketler programlarında sundukları taahhütlere gerçekten uyuyorlar mı? Bu da işin bir başka kısmı. Çalışanın taahhüdüne uymaması durumunda işverenin zaten bu konuda alabileceği iş yasalarından kaynaklanan yetkileri var. Bunu biliyoruz ama işveren taahhütlerine uymuyorsa o zaman işte çalışan gerçekten korumasız kalabiliyor. İkinci bölümde Avukat Sefa Karcıoğlu bizimle birlikte olacak. Bildiğiniz gibi bugün itibariyle kripto yasa düzenlemesi, bir teklif, yasa teklifi parlamentoya sunuldu. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili tarafından sunuldu. Bu bir teklif, hükümet tasarısı değil ama Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından sunulduğu için muhtemelen geçecek parlamentodan. Ama geçmeden önce hem üzerinde çok konuşmamız gerekiyor, hem düzenlemelerin neleri içerdiğini anlamamız lazım. Birazdan Avukat Sefa Karcıoğlu bu konularda son derece yetkin bir avukat. Neleri getiriyor ya da hayatımızda neler değişecek? Kripto para yatırımcıları nasıl hareket etmeli ve bu düzenlemeler güncel gereksinimleri karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Yasanın bu haline bakarak değerlendirmeler yapacağız. Peki piyasalarda ne var? Bir defa bugün hem altın hem gümüş yukarı doğru gitti. Gümüş hatta tarihi bir zirve yaptı. 30 doların üzerini gördü. Muhtemelen gümüşün bundan sonra gidebileceği bir yolculuk daha var. 30-35 dolarlar civarını göreceğiz gibi gözüküyor. Ons altında da benzeri bir tablo var. Altınla gümüşün aynı günde yukarı doğru gitmesi altın-gümüş korelasyonunun olduğunu gösteriyor. Altın biliyorsunuz daha çok ziynet olarak kullanılıyor ama gümüş aynı zamanda bir endüstriyel metal. Dolayısıyla gümüşün yükselmiş olması, gümüşün de ziynet olarak kullanılmaya başladığı yerlerin arttığını gösteriyor bize. Altındaki bugünkü rekor 2400 dolar. Ons altın 2400 dolar gördü. Tarihi bir zirve bu. Türk lirası mevduat faizlerinde yatay bir seyir var. Mevduat faizleri yavaş yavaş yatıştı. Mevduat faizlerinin aşağı doğru gelmesi doğal olarak kredi faizlerinin de aşağı doğru gelmesine sebep olacak. Kredi faizleri de aşağı doğru gelirse enflasyonun zaman içinde aşağı doğru evrilebileceğini, düşebileceğini tahmin ediyoruz. Konutta reel dönemde aslında bir anlamda kayıplar derinleşiyor. Konut satışları azaldı, kiralama fiyatları yavaş yavaş düşmeye başladı. Ancak bu düşüşü çok erken bir müjde gibi görmemek lazım. Zaman içinde yani bu yılın sonuna kadar konut fiyatlarındaki düşüşler devam edecek. Konut satışları artmaya devam etmediği takdirde, düşmeye devam ettiği takdirde fiyatların aşağı doğru gelmesi arz talep dengesi bakımından kaçınılmaz. Şu anda 232 milyar dolar Türkiye'nin kısa vadeli borcu var. Bugün kısa vadeli borç rakamı geldi. Bu bir rekor ne yazık ki. Kısa vadeli borcumuzun giderek artan bir ivme içinde
hareket ettiğini görüyoruz. Sebebi de son derece açık. Dövizde bir duraksama oldu, stabilizasyon gelişti. Bu stabilizasyona bağlı olarak şirketler döviz cinsinden borçlanmaya başladılar. Eskiden dövizdeki yükselişi göz önüne alarak daha çok dolar cinsinden borçlanma, euro cinsinden borçlanmayı tercih etmek yerine TL cinsinden borçlanıyorlardı. Ancak bankalarda TL borçlanma uzun vadeli krediye çok fazla yanaşmıyorlardı. Şimdi söz konusu olan döviz olunca bankalar her türlü kredi musluğunu aşmış durumdalar. Ancak yine de buna karşı temkinli olması gerekiyor. Şirketlerin 232 milyar dolar bir yılda ödememiz gereken kısa vadeli borçtan bahsediyoruz. Çinli BYD ve Chery firmaları, otomotiv firmaları Türkiye'ye yatırım konusunda bir hareket içinde. Önümüzdeki günlerde bu daha ayrıntıları ortaya çıkacak. Finansal piyasalara bakalım. Dolar TL 32.25'te yönü aşağıda. Euro TL 35.02'de, orada da yön aşağıda. Pound'da da durum aynı. 40.87'de aşağı doğru hareketli. Frank, İsviçre frankı 35.55'te. Türk lirası bugün majör 4 para birimi karşısında çok iyi bir performans çıkardı ve değerlendi. Euro dolar paritesi 1.08'de yatay bir seyir izliyor. Kayıp sayılmaz ama 1.08'in altına inmesi de söz konusu değil. Zaten haftayı kapattık. Önümüzdeki haftadan itibaren göreceğiz. Muhtemelen 1.08 eşiğinde kalacak gibi gözüküyor. Dolar endeksi 104'ün üzerinde, yönü yukarıda. Orada da yatay bir yükseliş var. Çok düşey olmadığını görebiliyoruz. Altını biraz önce ifade ettik. Şu anda altın 2389 dolara kadar geriledi, bir gevşedi. 2400 dolardan buraya doğru geldi, bir zirve yaptı. O zirveden aşağı doğru inmeye başladı tekrar. Brent petrol 83 dolar 27 sentte, yönü yukarıda ve yatay bir seyir izliyor. NYMEX, Amerikan Batı tipi Texas petrolü 79 dolar 20 sentte. Orada da yatay bir hareket var ama her iki hareket de yukarı doğru, ancak çok yatay olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani çok büyük hareketler görmüyoruz. Baltic Dry Endeksi, dünya ticaretinin önemli göstergesi, 1817 puandan kapandı ve 3.81'lik bir kayıp söz konusu. Bitcoin'de 65.921 dolardayız. Yönü aşağıda. Ethereum tam tersine hareket ediyor. Ethereum Bitcoin'e göre daha iyi bir performans çıkardı. 3058 doların üzerine çıkma başarısını gösterdi. İlk haberimiz Merkez Bankası'ndan. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi açıklandı. 67 katılımcı vardı, yani ankete katılan, ve 67 katılımcının enflasyon tahmini, yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki tahmine göre bir miktar aşağıda. Bir önceki anket döneminde %44.16 idi yıl sonu enflasyonu. Bu ankette 43.64'e indi. Bir puandan bile daha az bir azalış söz konusu. 12 ay sonrası TÜFE'de de benzeri bir durum var. 24 ay sonraki TÜFE'ye ilişkinde yine aşağı yönlü bir revizyon var. Elbette piyasa katılım anketini bildiğiniz gibi piyasa profesyonellerinin görüşleri olarak biliyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nı çok fazla doğrudan bağlamıyor. Bunu yeri gelmişken hatırladım. Amerikan dolarıyla ilgili de soruldu. Acaba piyasa katılımcıları ne diyor? Yıl sonu 40.01'di bir önceki ankette. Bu ankette 38.78'e kadar geriledi. 2 yıl sonrasına ilişkin yine aynı şey soruldu. Orada da bir gerileme söz konusu. Doların aşağı doğru ineceğini düşünüyor piyasa profesyonelleri. İşsizlik rakamı açıklandı. Birazdan konuşacağız. İlk çeyrekte işsiz sayısı 3.1 milyon ve işsiz rakamı 0.1 puan geriledi ve 8.7'ye kadar indi. Konut satışları son 3 yılın en düşük seviyesinde. Konutta alarm çanları henüz çalmadı ama çalabilir yakın bir zamanda. Bu şu anlama geliyor. Pandemiden çıktığımız yıl itibariyle, 2021'in sonu itibariyle en düşük rakamı görmüştük. Şimdi o en düşük rakama yakın bir yerdeyiz. Bu da şu anlama geliyor. Pandemideki durgunluktan daha durgun bir konut piyasası olduğunu gösteriyor bize. Tahvilde 11 yılın en uzun ve en yüksek girişi ortaya çıktı. Yabancı giriş özellikle. Yerli girişi de var ama daha çok yabancılar giriyor. Bu Türk tahvillerine olan ilginin giderek
artmaya başladığını gösteriyor. Demek ki Türk tahvilleri, yani Türk varlıkları yabancılar nezdinde credible hale gelmiş durumda. Avrupa Birliği Euro bölgesinde enflasyon beklentilerle paralel geldi. 2.4 olan enflasyon Nisan ayında da aynı seviyesini korudu. Evet, Borsa İstanbul muhteşem bir kapanış yaptı. Haftayı çok iyi bir kapanış rakamıyla tamamladık. %3.14. Biraz önce, yaklaşık 15 dakika kadar önce kapanış rakamının 3'ün altında olduğunu biliyoruz. Şimdi 3'ün üzerine doğru çıkmaya başladı. BIST 100 endeksi 10.643 puandan kapandı. BIST 30 endeksi 11.563 puanda. Orada da %3.54 artış var ki borsanın ana omurgası büyük şirketlerin toplandığı yer olduğu için %3.54'lük artış büyük. Ve biz 500'e bakalım, son olarak 12.107 puandayız. %2.60'lık bir artış da orada kendini gösteriyor. Haftayı iyi kapattık. Hafta boyunca devam ede gelen kayıpların da önemli bir ölçüde karşılandığını. Evet, tam da gününe denk geldi. Bugün işsizlik rakamı açıklandı. Bildiğiniz gibi işsizlik 0.1 puan geriledi ve işsizlik rakamı 8.7 olarak kayıtlara geçti TÜİK'in rakamlarına göre. İşsiz sayısında bir miktar artış var ancak işsizlik rakamında bir gerileme var. Bu işsizlik hesaplamasında ortaya çıkan durumun aslında doğal yansıması. Bugün aslında biraz da çalışma hayatını konuşacağız. Çalışma hayatında ne olup bittiğini, insanların ne kadar memnuniyet duygusu içinde olduklarını anlayacağız. Elbette karşılıklı memnuniyetten bahsediyoruz. Sadece işveren memnuniyeti değil, aynı zamanda çalışan memnuniyetine de bakacağız. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde daha verimli bir iş ve çalışma ortamı kurulabilir mi diye soracağız. Bunları konuşmak üzere Hikmet Nakilcioğlu bizimle birlikte. Remet Assistance Pazarlama Direktörü bir araştırma yaptılar. Kapsamlı bir çalışma hayatıyla ilgili bir araştırma. Bu araştırmayı konuşacağız. Hikmet Nakilcioğlu'na önce hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Kişisel kariyerinizden bahsederseniz sonra şirketi ayrıca tanıyacağız. Tabii ki. İsmim Hikmet Nakilcioğlu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Ekonomi ve Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümleri mezunuyum. Sonrasında İngiltere ve Fransa'da Uluslararası Pazarlama İletişimi Stratejisi programını tamamladım. Profesyonel kariyerime Ford Türkiye'de başladım.
Bunu takiben 2011 yılında Ernst & Young Türkiye'de Dijital Pazarlama Departmanı'nın kurulumu ve yönetimi görevini üstlendim. Ayrıca Londra Merkez Ofis'te de dijital proje yöneticiliği yaptım. 8 yılın ardından 2018 yılında sigorta sektörüyle tanıştım aslında. Fransız BNP Paribas Cardiff firmasıyla. Evet. Buradaki tecrübemin ardından da 2021 yılında 108 ülkede asistans operasyonu gerçekleştiren Remet Asistans'ta pazarlama direktörü olarak çalışmaya başladım. Grup markalarımızın pazarlama strateji ve aksiyonlarını ekibimle birlikte yürütüyorum. Harika bir kariyer. Vallahi çok beğendim. Yani, çok sağ ol. Londra'da nerede bulundunuz? Hangi şeyde? Kent ya da üniversite olarak? London Metropolitan University. Peki. Şimdi bize biraz o zaman Remet Assistance'dan bahsetmenizi rica ediyorum. Nasıl bir yapılanma, nasıl bir kuruluş, neler yapıyor, hangi alanlarda çalışıyor, hangi sektörlerde daha çok kendini gösteriyor? Remet Assistance 1993 yılında Doktor Selçuk Tiftik tarafından kuruluyor. Kendisi tıp doktorudur. Evet. Seyahat Sağlık Asistansı'nda aslında faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yılda hatta gururla 30. yılımızı kutlamaya devam ediyoruz. Remet Assistance'ın bünyesinde geniş bir asistans hizmetleri yelpazesi var aslında. Yol yardım, konut yardım, seyahat sağlık asistans, kurumlara yönelik sunduğumuz whistleblowing olarak geçen etik ihbar hatları üzerine bir hizmetimiz var. Ve bugün pazar araştırmamızın konusu olan Avita markamız çalışan destek programı hizmetlerimiz bulunuyor. Birazcık Avita'nın hikayesinden de bahsetmek evet, isterim müsaadenizle. Selçuk Bey şirket kurulumunu gerçekleştirdikten sonra global işbirlikleri ve üyelikler aracılığıyla aslında ilk defa 2004 yılında çalışan destek programı konseptiyle karşı karşıya geliyor ve bu fikri Türkiye'ye getirme evet. kararı alıyor. 2004 yılında başlayan çalışmalar 2006 yılında Avita markasını doğuruyor. 2008 senesine geldiğimizde de Sayın Faruk Ertuğ'un genel müdür olarak şirkete katılmasıyla birlikte marka ivmelenmeye devam ediyor. Çalışan destek programı hizmetleri olarak Avita neler sunuyor diye bakacak olursak aslında iş ve iş yeri odaklı olarak kurumların sürdürülebilir yüksek performans ve verimliliklerini hep bir adım daha ileriye taşımaları için kurulmuş bütünsel bir program olarak düşünebiliriz aslında. Bunu yaparken de tabii ki en temel odağımız kurumların en değerli varlıkları olan çalışanlar. Tabii. Çalışanların aslında iş ve özel yaşam dengelerini kurmaları konusunda, onların gündemlerini meşgul eden, hayat kalitelerini etkileyen konularda 7/24 danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bu tabii ki çalışan bacağı programlarımızın. Evet. Bir de tabii ki işveren tarafı var. Hem insan kaynakları departmanlarının evet. takım çantası olarak yanlarında bulunuyoruz. Yeri geldiğinde programların kurgulanması, iletişim danışmanlığı hizmetleriyle programın yaygınlaştırılması, kriz kritik durumlarda destek verilmesi, örneğin deprem vesaire gibi durumlarda bu tarz hizmetlerle de kurumların yanındayız. Avita bugün artık 20 yıla yakın bir tecrübeye sahip ve kurulduğu günden bugüne 2 milyonu aşkın çalışanı ve aile bireyine aslında destek verdik. Sektörel olarak daha çok nerelerde odaklanmış durumda? Perakende. Yoğunluğumuz oldukça yani FMCG. FMCG dediğimiz evet. üretim sektörü tabii ki, finans sektöründe çok yoğun kullanımlarımız var. Aslında baktığımızda sektörel anlamda hemen biraz hemen her yerde. Hemen hemen her olmayan yerde. Olmayan yeri yok. Yok teknolojide evet. de varsınız herhalde değil mi? Yani tabii ki. Teknoloji altyapısında. Peki şimdi biraz araştırmadan bahsetmenizi rica ediyorum. Ne zaman yaptınız? Kaç kişilik bir evrende yaptınız? Ne kadar zaman sürdü? Birebir yüz yüze görüşme tekniği mi kullandınız? Online olarak mı daha çok soru yönettiniz? Gibi yani bu meşhur evet. işte seçim araştırmaları olur ya evet. derler ya künyesini açıklayın. Aynen. Yüksek Seçim Kurulu künyesini açıklamadığı araştırmaları çok muteber kabul etmiyor. O yüzden de yani biz tabii biz öyle bir sınavda değiliz merak etmeyin ama ben sadece böyle bir künye tarifi yapmanızı istiyorum. Memnuniyetle. Araştırmamız geçen sene Eylül ayında başladı ve Aralık ayında sonuçlarını artık hazırlamış olduk. Türkiye temsili mavi ve beyaz yaka çalışan kapsamında gerçekleşti. Aynen güzel. Öyle. Burada temsiliyeti belirlerken aslında beyaz ve mavi yaka farklılıklarını da gözettik. Mavi yakada 18 yaş ve üstü
çalışanlarla iletişimdeydik. Beyaz yakada 22 yaş ve üzeri olarak ilerledik. Yine mavi yakada %75 erkek, %25 kadın dağılımıyla ilerledik. Beyaz yakada bunlar birazcık daha paralellik gösteriyordu. Örneklem rakamlarına bakacak olursak 599 mavi yaka ve 611 beyaz yakayla 1210 kişiyle online görüşme yöntemiyle çalışmamızı gerçekleştirdik. Bir noktaya dikkat çekmek isterim. %95 güven seviyesine sahip bir araştırma. Yani standart sapması çok düşük. Çok düşük ve istatistiki olarak da gerçekten çok güçlü bir araştırma. Güzel. Şimdi bir defa örneklem sayısı çok iyi. Yani bu örneklemle Türkiye'deki siyaseti bile okuyabilirsiniz. Binin üzerinde bir denek var. Son derece önemli. Peki temel çıktıları nedir? Yani siz araştırma önünüze geldiğinde işte onları çaprazlayarak, çapraz soru tekniğiyle şuradan şunları çıkaralım, buradan da bunu çekelim diye bir şey yapıyorsunuz, bir raporlama yapıyorsunuz. Bu raporlama sonunda sizi mesela en çok mutlu eden, yani araştırmadan çıkan sonuç itibariyle ah bunu bilmiyorduk, bakın işte öğrendik falan dediğiniz şeylerden başlayarak, bu arada tabii bütün araştırmanın bütün şeyini, kapsamını da bizimle paylaşırsanız sevinirim. Tabii ki. Araştırmanın çok kısaca bir çıkış noktasından bahsetmek isterim. Hepimizin bildiği gibi çalışanların iyi oluş hali aslında kurumların sürdürülebilir başarısında çok önemli bir yere sahip. Birçoğumuz mutlu bir çalışma ortamında mutlu çalışma arkadaşlarıyla aynı hedefe doğru koşmak istiyoruz. Tam da bu noktada aslında kurumlara çok önemli bir görev düşüyor, çalışanların ihtiyacını anlamak. Biz bu noktadan hareketle Zenna Danışmanlık İşbirliği'nde çalışmamızı gerçekleştirdik ve hem iş dünyası liderlerine hem de insan kaynakları profesyonellerine içgörüler sunmayı hedefledik. Bunu yaparken de çalışma kapsamında çalışanların gündeminde yer alan temel konuları sorduk. Bu konularda bilgi arayışında oldukları zaman hangi kanallara başvurduklarını birazcık analiz ettik. Mesai saatleri içinde kaybedilen zamana baktık. Ve son olarak da çalışan destek programlarının etki analizini yaptık. Araştırmada ne öne çıkıyor, ne farklı bir bilgi derseniz aslında mesai saatleri içinde kaybolan zaman. Çünkü çalışan destek programlarına baktığımızda tabii ki çalışan refah, verimlilik artışı, motivasyon, bağlılık anlamında çok güzel katkılar sağlıyor kuruma, ama yatırımın geri dönüşü anlamında bakarsak aslında kurumlara finansal katkıyı da ifade etmemiz gerekiyor. O yüzden mesai saatleri içindeki kaybolan zaman analizi bizim için çok kıymetliydi. Dilerseniz örneklerle... Evet, mesela nerelerde zamanı kaybediyoruz? Yani işveren bunu gidermek için neler yapıyor? Şimdi araştırma kapsamında mesai saati içinde nasıl bir zaman kaybı vara baktığımızda aslında en çok kaybın bilgiye erişim sürecinde yaşandığını görüyoruz. Evet. Doğru bilgiye, doğru kaynağa erişim sürecinde. Bunu derinlemesine incelediğimizde de aslında bir çalışanın merak ettiği veya hayatını zorlaştıran tek bir konuda günlük ortalama 67 dakika harcadığını görüyoruz. 67 dakika bilgiye erişme. Sadece erişmek için, bakın, sormayı çözmek için değil. Evet. Aynen öyle. Peki. Bunu bir örnekle açıklamam gerekirse, benim bir kızım var diyelim. Evet. 2 Haziran'da LGS sınavına girecek ve bir sınav kaygısı yaşıyor. Ben ne yapabilirim bunu yönetmek için bir uzmana danışmak adına? Bir veli grubundan birini arayabilirim. Siz kime danışıyorsunuz diyebilirim. Evet. Google search yapabilirim. Bir araştırma gerçekleştirebilirim. Bu aksiyonların toplamının 67 dakika sürdüğünü tahmin düşünün. Bir de bu bir kaynağa ulaşma zamanı var. Evet. Yani benim ilk telefonu açmamdan evet uzmanı buldum dememe kadar geçenki sürede tam 4 gün olarak karşımıza çıkıyor. 4 gün. Yani çok kaba bir hesap, zaman kaybı. Evet. Çok ciddi bir zaman kaybı ve çok kaba bir hesap yapacak olursak aslında bir çalışan, bakın, sadece tek bir konu için, kızın sınav stresi için 4,5 saate yakın zaman kaybediyor. Yani bizim hepimizin birden fazla konusu oluyor. Kendi sağlığımızla ilgili oluyor, bazen evcil hayvanımız, bazen finansal bir konuda danışmamız gerekiyor. Bunları da tabii çaprazlarsak aslında birden fazla konu olduğunu düşünürsek, kurum tarafına olacak finansal kaybın boyutu gerçekten çok ciddi rakamlara erişiyor. Biz bu noktada tam da çalışanlara şunu sorduk. Son bir yılda en çok hangi konularda desteğe ihtiyacınız oldu? Nerede bilgi aradınız? Burada ağırlıklı olarak finansal konular, tıbbi bilgi ve psikoloji öne çıkıyor. Bu konularda ihtiyaç ciddi anlamda yüksek ve çalışanlar aslında burada bilgiye erişme konusunda birazcık sıkıntı yaşıyorlar ve buradaki zaman kaybı da ciddi oranda artıyor. Bu üç konudaki oranlara baktığımızda günlük harcanan süreleri az önce bahsettiğim rakamlarla da paralellik gösteriyor.
Bunun yanı sıra bir diğer ilginç bilgi paylaşmak isterim. Şimdi genel kitle içinde çok kullanılmasa da veya çok yaygın olmasa da iki ana başlık öne çıkıyor. Konu evcil hayvanlar evet. ve yeni doğanlar olduğu zaman, yeni doğan bebekler olduğu zaman çalışanlar daha fazla vakit kaybediyorlar. Aşırı duyarlı hale geliyorlar. Duyarlı oluyorlar. Belki bilgiye erişmek daha zor oluyor. İşte bir canlının ihtiyaçları vesaire noktasında. Evcil hayvanlarda demin 4 gün olarak bahsettiğim süre 5.1'e çıkıyor. Yeni doğanda da 4.7 olarak seyrediyor. Evet, hayvanlara daha fazla zaman ayırıyoruz. Demek ki daha kritik konular çıkıyor. Burada eğiliyor olmak da çok kıymetli. Buradan aslında kurumlara düşecek çıkarım şu olabilir. Tabii ki temel bazı alanlar var çalışan destek programları kapsamında. Psikoloji, tıbbi bilgi ve finans dedik. Bunlar çok kıymetli ve temel taşlar, hemen herkesin ihtiyacı olan. Ama bir de böyle niş bir grup var. Yani bunların da ihtiyacının aslında değerlendirilmesi. Özellikle şirketlerin kendi çalışanlarını çok iyi analiz edip, çok doğru analiz edip, belki genç bir kitle, çok hayvan sahipleniyorlar. Evet, burada bir ihtiyaç var. Veya yeni doğum yapan kadın çalışan profil var. Bu arada aile bireylerine de hizmet sağladığımız için o tarafta, yaşlısı var, işte yatalağı var tabii. Kesinlikle. O noktadaki ihtiyaç çok kıymetli. O yüzden kurumların programları tasarlarken konu çeşitliliğini birazcık çalışan profiline, onların beklentilerine, ihtiyaçlarına göre yönetmeleri çok gerekli. Peki bir de mesela iş yerinde geçirilen, işte gibi gözüken aktif işsizlik diye benim tarif ettiğim bir şey var. Bence pek çok kurumun temel sorunu bu. İşte yani çalışanlar şöyle, kendilerine iyi bir görev tanımlaması yapılmamışsa, işte görevini bitirdikten sonra bugün mesela diyelim ki benim 20 tane mail atıp, işte bu 20 maile gelen yanıtları alıp toparlayıp bir şey olarak dosya içinde yöneticiye sunmak mesela. Evet. Bunu yaptığı andan itibaren diyor ki tamam bugün bitirdim diyor. Çünkü kota gibi düşünüyor. Oysa daha yaratıcı bir refleks ortaya koyup o 20 maille ilgili çalışmanın arka planını sorgularsa ve daha kapsamlı bir dosya olarak sunarsa hem iletilen yönetici de bundan faydalanır. Şimdi burada insan kaynakları departmanının sorumluluğuna aslında değinmek lazım. Mesela insan kaynakları departmanları Türkiye'de sizce iyi kurulmuş mudur? Ya da insan kaynakları departmanları gerçekten görev tanımı itibariyle istenilen ölçekte iş yapabiliyor mu ya da istenilen ölçüde çalışabiliyor mu? Bu noktada aslında tabii ki sektörel farklılıklar, kurum büyüklüğüne, kurum kaynaklarına da bakıyor olmak lazım. Çünkü büyük ölçekli şirketlerde daha yapılandırılmış insan kaynakları departmanları, görevlerin insan kaynakları departmanları içinde ayrıştığı tabii yapılar var. Tabii çok iyi klasifiye edilmiştir orada. Kesinlikle. Burada bu bahsettiğiniz verimlilik noktasında tabii ki performans yönetim sistemleri, bu ölçümleme, metrikler çok devreye giriyor. Ama az önce söylediğiniz işte 20 mail değil de biraz daha katma değerli iş olsun dediğiniz şey aslında bağlılık, motivasyon ve memnuniyetle çok doğru orantılı. Tabii. Yani sizin çalışanınız eğer mutlu değilse, motive değilse ve şirkete bağlı hissetmiyorsa, evet belki ay sonunda maaşını almak için bir işe tik atarak devam ediyor. Aslında zaten bütün bu konuştuğumuz pazar araştırmasının temelinde de bu yatıyor. Mutlu çalışan, mutlu şirket. Eğer bu sağlanabilirse, sadece finansal anlamda değil, demin kaybolan zamanın böyle finansal boyutuna değindik ama verimlilikten kastımız da aslında bu paralelde şirkete çok daha büyük katkılar sağlıyor. Evet. Peki burada kamu özel sektör ayrımı da yapıyor musunuz? Yani araştırma kamu sektörünü de kapsıyor mu yoksa sadece özel sektörle mi ilgilendiniz? Kamuyu da dahil ettik. Güzel. Orada ne gördünüz? Mesela özel kamu sektöründe neler gördünüz? Kamu sektörü çalışanlarına baktığımızda aslında genel gruptan farklılaşarak çok yüksek oranlarda, birazcık konu başlıklarına gireceğim. Evet. Sağlıklı beslenme konusunda %60'a yakını kamu sektöründeki çalışanların benim bir desteğe ihtiyacım var ama erişemiyorum. Evet. Bunun paralelinde yine %58 civarında tıbbi bilgi ve psikoloji takip ediyor. Bu konularda aslında takdir edersiniz ki özel sektörde birazcık daha bu well-being, çalışan destek programı uygulamaları daha yaygın kaynaklar anlamında. Ama konu kamuya geldiğinde oradaki ihtiyaç biraz daha akut. Ve kamu, bir de tıkanıyor galiba. Birazcık evet. O kamuda bir çalışanlara destek ihtiyacı oldukça yüksek gözüküyor. Peki kamuda biliyorsunuz insan kaynakları departmanları var. Biliyoruz yani bu modern kurumların hepsinde olduğunu biliyoruz. Aselsan'da, TÜBİTAK'ta falan. Ama beri yanda
yapılanmasını çok iyi tamamlayamamış olan, işte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi şimdi alınmasınlar ama bazı yerlerde bu olmayabiliyor. Bu durumda işte sadece bir amirin iki dudağının arasında. Orada mekanizma nasıl birbirine giriyor? Yani çözüm konusunda bir şey tıkanıklık oluyor mu sizce? Çözüm konusunda aslında tabii ki az önce bahsettiğimiz gibi her şirketin insan kaynakları departmanı ya da bu tarz bir çalışma yürütecek kaynağı olmayabilir ama birazcık orada insan kaynakları politikasının önemi ve bu politikaların ne kadar kapsayıcı olduğu orada biraz daha önem kazanıyor aslında. Çünkü dediğiniz gibi iki kişinin, yani bir kişinin dudağı arasındaki bir söylemle evet oradaki politikayı toparlamak çok da kolay olmayabilir. Birazcık uzun vadeli bir yatırım ve planlama gerektirebilir diye düşünüyorum. O zaman kamuda bir reforma, bir restorasyona ihtiyaç olduğunu düşünüyor muyuz mesela? Bu araştırma bize aynı zamanda bunu getiriyor mu? Yani bir şeyler yapılması lazım. Evet. Kamunun daha verimli hale gelmesi için. Çalışanların da, kamu çalışanlarının daha mutlu olması için evet bir desteğe ihtiyaçları var. Bunu söyleyebiliriz. Peki araştırmada unuttuğumuz başka hususlar var mı? Son 2-3 dakikamız onları da bizimle paylaşırsanız. Şunlar da vardı çıktılarımıza diyeceğiniz. Şundan bahsedebilirim. Bu programların uygulandığı takdirde çalışanlar tarafından ne kadar rağbet gördüğünden biraz bahsetmek isterim. Çünkü bir şirketlerle bir yatırım yapacakları noktada evet acaba kullanılacak mı? Gerçekten rağbet görecek mi? Bir yatırımın karşılığını alabileceğiz mi diye düşünüyor olabilirler. Bu noktada aslında çalışanlara sorduğumuzda şirketlerin en az bir konuda destek verdiğini söyleyenlerin oranı %76.5 olarak karşımıza çıkıyor. Hizmeti sunan kurumların çalışanları da %65'e yakın bir oranla bu programlardan faydalandıklarını ifade ediyorlar. Burada aslında hangi konuların şirketler tarafından sunulduğuna baktığımız zaman finansal konular, tıbbi bilgi ve mevzuat danışmanlığı olduğunu görüyoruz. İlk 3 sıraya psikoloji konusu girmiyor. Aslında hepimizin çok iyi bildiği gibi hani psikoloji konusu çok önemli. Hele çok ki, çok önemli. Çok önemli. Hele ki anket sonuçlarında çalışanların zaten %51.2'si buradaki bir ihtiyaca bayrak kaldırıyorlar. Ayrıca keşke şirketim bana destek verse dedikleri konuların başında da psikoloji geliyor. Bu noktada aslında psikolojiyi henüz, psikolojik danışmanlığı henüz hizmet yelpazesine katmayan, danışmanlık yelpazesine katmayan kurumlar varsa ÇDP kapsamında bunu ekliyor olmaları oldukça kıymetli olacaktır. Evet, yani cebinde parası olsa da, karnı tok olsa da psikolojik bir destek almıyorsa verimli bir işletmeye gitmiyor demektir. Yani verimli bir çalışan haline gelmiyor. Belki işletmelerin biraz buna daha fazla ağırlık vermesi lazım. Bir minik ekleme daha yapmak isterim söylediğinizden hareketle. Çalışanlara sorduğumuzda neden gitmiyorsunuz veya neden destek almıyorsunuz? Psikoloji noktasında destek almak isteyip gidemeyenlerin oranı %34.5 civarında. Bunun sebebini de maddi olanaksızlık ve iş yerinden izin alma sorunu olarak tanımlıyorlar. Evet, tabii. Sağlıklı beslenmede bu oran %85'lere fırlıyor. Yani böyle bakarsak aslında iki nokta kurumlar için çok önemli olacaktır. Bir, şirket tarafından finanse edilen çalışan destek programları maddi sebeplerle kendi karşılayamayan çalışanların refahını oldukça yukarıya taşıyabilir. Bir de uygulanacak esnek çalışma saatleri veya bu çalışma düzeniyle ilgili izin sorunu yaşayan çalışanların da aslında bu sorunun önüne geçilebilir. Bu sayede hem verimlilik hem de finansal kazanç sağlanır. Tabii şimdi özel sektörde özellikle yani izin dediğiniz andan itibaren bütün şey değişiyor, bütün kimya değişiyor. Yani onlar şöyle bekliyor. Bütün işveren için söylemiyorum elbette. Yani çalışanın bir robot gibi işte yani haftanın her günü neredeyse mümkünse 5 günü gelmesi ve sonuna kadar kalması, hatta iş bittikten sonra, mesai bittikten sonra da işine devam etmesi gibi böyle biraz robotlaştırılmış bir yaklaşım içinde görüyorlar. Dolayısıyla onları yani insani varlıklar olarak ya da duyguları olan varlıklar olarak eğer işe katarlarsa bence çok kazançlı çıkarlar. Belki işverenlere tavsiye olarak bunu vermek mümkün. Şunu da eklemek isterim. O dönemi gerçekten hepimiz yaşadık, deneyimledik ama gün geçtikçe biraz daha iyiye gidiyor. Gerçekten çalışan refah konusu özellikle son 5 senede güzel bir yükseliş gösterdi. Pandemiyle birlikte de hibrit çalışma, esnek çalışma gibi modeller daha çok uygulanmaya başladı.
ağırlıklı olarak Z kuşağının çalışma hayatındaki payının da artmasıyla tabii. onların beklentilerinin de yönetilmesi devreye girdi. O yüzden şirketlerin birazcık daha esnek davranarak farklı kuşaklardaki ve farklı beklentilerdeki çalışanların taleplerini, ihtiyaçlarını yönetiyor olmaları sağlıklı olacaktır. Çok teşekkürler Hikmet Hanım. Teşekkür Kalkmayın ederim. Lütfen. Hikmet Nakilcioğlu ile konuştuk. Rimet Assistance Pazarlama Direktörü, çalışan işveren ilişkilerini ve esas itibariyle verimliliği konuştuk. Şimdi çok kısa bir ara. Evet, sonunda Türkiye'nin de bir kripto yasası olacak, öyle gözüküyor. Bir regülasyon geliyor. Dolayısıyla regülasyonun olduğu bir yerde, yani hiç regülasyonun olmadığı bir ortamda elbette işlerin yolunda gitmesi beklenemez. Ama iyi ya da kötü bir regülasyon varsa işlerin zaman içinde düzene girebileceğini söyleyebiliriz. Şu anda parlamentoya sunulan bir yasa teklifi var. Bu yasa teklifi 19 maddeden oluşuyor ve yasa teklifini konuşacağız. Tabii elbette yasa parlamentoda, komisyonlarda ve genel kurulda çok fazla değişikliğe uğrayacak ve muhtemelen şu yaptığımız tartışmalarda, kamuoyundaki tartışmalardan etkilenerek yeni bir düzenleme olarak karşımıza çıkacak. Yani giren yasayla çıkan yasa arasında çok büyük çıktı farkları olabilir. Bunları konuşmak üzere uzman bir avukat var stüdyomuzda. Avukat Sefa Karcıoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi dün biraz konuştuk. Tabii işin daha çok finansal boyutu üzerinde konuştuk ama hukuksal boyutu üzerinde konuşmadık. Bence asıl hukuksal boyutu üzerinde konuşmamız lazım. Çünkü daha yasa henüz gerçekleşmedi ve parlamentodan çıkmadı. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadı. Bu aşamada hem kamuoyunu yönlendirmek, kamuoyuna yardımcı olmak ve yasanın değişmesi gereken ya da değişmesi gerekiyorsa nerelerine işaret etmek gerekir? Önce bize bir yasayı tanımlamanızı rica ediyorum. Sonra da eklemeler, çıkarmalar, neler yapılabilir? İyi bir yasa mıdır, iyi değil midir? Bu takdiri size bırakıyorum. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi şöyle, yasa tasarısı kamuoyunun uzun zamandır beklediği bir düzenleme. Çünkü kripto varlık hayatımıza gireli 10 yıl aşkın bir süre oldu. Türkiye'de de birçok kripto varlık platformu var ve bunlar yasal olarak çalışıyorlar, müşterileri var, vergiler veriyorlar. Tabii. Ama burada herhangi bir düzenleme yok. Yani burada kripto varlığı, kripto varlık platformlarını kim kuracak, neye göre denetlenecek, buraya kayıt usul ve esasları nasıl olacak ya da burada bir hırsızlık ya da işte dolandırıcılık ya da zimmet suçu dediğimiz bir takım suçlar olduğunda bunların denetlenmesi ya da önlenmesi için nasıl bir tedbirler evet. alınacak? Biliyorsunuz da yakın zamanda TODEX vurgunu diye liralık yüz binlerce, on binlerce kişiyi mağdur eden bir şey ortaya çıkmıştı, ihlal ortaya çıkmıştı. İşte bunun yapılmasını da önleyecek şekilde tabii buradan acı tecrübelerden elde edilmiş bir veri var burada. Dolayısıyla hem dünya örnekleri incelenmiş hem kripto varlığın ne olduğu tam olarak anlaşılmış, üzerinde çalışılmış. Hem TÜBİTAK tarafından hem de SPK uzmanları tarafından gerçekten çok emek verilmiş bir yasa tasarısı yani olduğunu görüyoruz. Siz tasarı beğendiniz. Özellikle. Ben beğendim. Peki. Yani henüz eksik tarafları var. Tamam. Ama zaten kanuna baktığınızda da açık kapılar bırakıyor. Diyor ki işte TÜBİTAK tarafından ya da SPK tarafından daha sonra işte TÜBİTAK görüşünü verecek, SPK tebliğler yayınlayacak, genelgeler yayınlayacak diye. O tarafları açık bırakmışlar.
keskin, yani ben şöyle baktığımda ya şu %100 yanlış dediğim herhangi bir madde görmedim. Ama bu yönüyle baktığımız zaman yani kripto varlık camiasında kabul gören bir metin olduğunu ana hatlarıyla söyleyebilirim. Elbette ki bunun birinci, ikinci, üçüncü versiyonları gelecektir. İhtiyaçlar ortaya çıktıkça yeni düzenlemeler yapılacaktır. Ama an itibariyle 19 maddelik bu düzenleme en azından bundan birkaç yıl önce SPK uzmanları tarafından hazırlandığı iddia edilen bir taslak vardı. Kriptonun ne olduğu bile anlaşılmamıştı. Ama bunu gördüğümüzde gerçekten üzerinde çalışılmış. Akademisyenler de var. Benim de bildiklerim var içinde. Dolayısıyla bu kişileri de tek tek tebrik etmek lazım. Çok emek olduğunu da söylemek lazım. Şimdi tabii bu yasa henüz pozitif taslak halinde. Pozitif yönlerini gördük. Şimdi negatif yönlerine bakalım. Ondan bahsedeyim ama şöyle süreçten tamam. bahsedeyim tabii, isterseniz. Hani nasıl olacak yasa evet, süreci? Burada komisyona plan bütçe komisyonuna sevk edilecek ve 30 Mayıs'ta bir görüşme yapılacak. Evet. 30 Mayıs'ta eğer görüşme hızlı sonuçlanırsa o gün itibariyle kabul edilecek. Bu bir an önce Haziran ayı içerisinde de meclise sunulmasını bekliyoruz. Eğer değişiklikler çok fazla değişiklik talepleri gelirse bunlar komisyondan geri dönebilir sizin de söylediğiniz gibi ya da eklemeler çıkarmalar olabilir. Evet. Ama an itibariyle yani ben kamuoyunu da biraz takip ettim. Yani çok ciddi eleştiriler açıkça yok diyebilirim. Beklentiler hızlı var. Hızlı geçebilir. Kanka. Yani hızlı geçebilir çünkü evet. şey hani genel çerçeveyi çizmiş. Evet. Herkes şurada hemfikir. Bu bir ana metin. Dolayısıyla ana bir yasa. Bunun altında tüzükler, yönetmelikler, tüzükler, evet, yani genel gelirse SPK tarafından tebliğler yayınlanacak. O yüzden şimdilik kabul edilebilir bir tarafı var. Kısıtlayıcı değil, düzenleyici bir yasa. Dolayısıyla çok fazla yasak, şu yasak, bu yasak, şu imkansız, şu ceza evet, diye bir şey öyle. Yok. Doğru. Yani dolayısıyla bu yönüyle baktığımızda düzenleyici bir yasa olduğu için olumlu karşılandı. Düzenlemenin altlarında artık ilerleyen süreçte göreceğiz. Şimdi burada tabii önemli bir yasa. Kripto varlıkların tanımını yapılmış, işte TÜBİTAK'ın görevi belirlenmiş, SPK burada tek yetkili olmuş. Tabii. Dolayısıyla SPK'nın denetimine tabi olmuş. Kripto varlık platformları... Şöyle bir şey yapsalardı kötü olurdu. Hem SPK, hem BDDK, hem diğer kurumlar işin içinde olsaydı, hazine falan, o zaman bir keşmekeş olurdu. Ama biliyoruz ki bir tane muhatabı var, SPK. Aynen öyle. Bir de altyapıda, yazılımda muhatabı var, o da TÜBİTAK. TÜBİTAK. Zaten şöyle, yasa başlı başına bir yasa değil, sermaye evet. piyasa kanununda, piyasası kanunundaki değişiklik üzerine çıkıyor. Yani tabii. SPK kanununda bir değişiklik yapılıyor. Dolayısıyla ayrı bir yasa değil aslında. Dolayısıyla kanunun ilgili maddelerine eklemeler ve çıkarmalar yapılarak bir takım düzenlemeler yapılmış. Bu yönüyle bu işin patronu, kontrolü tamamen iradesi SPK'da diyebiliriz. Tıpkı zaten böyle de olması gerekiyor. Nasıl borsada, Borsa İstanbul'daki hisse senetleriyle ilgili yetki ve denetim SPK'daysa bu kripto varlıklarla Aynen. ilgili olarak da elbette ki doğru bir şekilde SPK tarafından verilmiş. Eğer BDDK, TÜBİTAK girseydi zaten işin içinden çıkılmazdı. Burada TÜBİTAK'a da önemli bir görev düşüyor. Dolayısıyla burada yeni yapılacak teknik başvurular, yeni listelemeler ya da bu kripto varlık platformlarının teknik altyapılarıyla ilgili blockchain yazılımı ile ilgili olarak da TÜBİTAK'ın görüşü alınacak ve onay evet. alınacak. Bu noktada TÜBİTAK'a da önemli bir görev düşüyor. Şimdi burada baktığımızda yani kanunun asıl amacı kripto varlık platformlarının nasıl olacağı. Evet. Yani burada hangi şartlarda kripto varlık şirketleri açılabilir ve kripto varlık şirketleriyle müşterileri yani kullanıcıların ilişkisi nasıl olması gerekir? Evet. Kayıt nasıl olacak? Yarın bir gün bir ihlal çıktığında müşteri mi haklı konumda olacak, öncelikli haklı konumda olacak, platform mu haklı konumda olacak? Bunu şu yüzden söylüyorum. Mesela birçok global firma bunu yapıyor. İşte sözleşmelerine şunu şöyle yaparsanız burada biz sorumluluk kabul etmeyiz, tamamen sorumluluk size evet. aittir. Yani bunlar sözleşmede yazmış olsa dahi, genel anlamda söylüyorum tabii, sözleşmede yazmış olsa dahi bunların hepsi geçersiz sayılacak. Müşterinin aleyhine olan yani kullanıcının aleyhine olan tabii. düzenlemeler kanunen yok hükmünde sayılacak ve burada müşteri korunacak. Bu yönüyle elbette ki İdeal. Kabul edilebilir bir düzenleme. Çünkü orada küçük küçük yazılar var, okudum anladım dediğinizde sen bunu kabul ettin şeklindeki bir itirazı elbette ki kanun koyucu kabul etmemiş. Bu yönüyle iyi.
Türkiye'de faaliyet gösterecek firmaların müşteriyle ilişkisi nasıl olacak? Bir ihlal olduğunda nasıl süreci işletecek? Kime karşı gidecek? Dolayısıyla bir muhatap bulmamızı kolaylaştıracak. İşte bu nedenle bir geçiş süreci de var. Mevcut düzenlemede daha yasalaştı, yasalaşmadı. Yasalaştığı andan itibaren, yani resmi gazetede Cumhurbaşkanı onayından sonra resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren bir ay içerisinde Türkiye'deki platformlar SPK'ya başvuracak. Evet. Ve diyecekler ki işte şu şartları ben taşıyorum, bana lisans ver. Eğer o şartları taşımayan platformlar varsa 3 ay içerisinde de tasfiye olacaklar. Dolayısıyla SPK'dan, yani maksimum 3 ay içerisinde SPK'dan onaylı olmayan hiçbir firma kalmamış olacak. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'de kurulu şirketler, platformlar SPK'nın lisansına tabi olacak. Bunu özellikle belirtmek isteyeyim. Yani global firmalar var. Türkiye'deki kullanıcıların global firmaya para aktarmaları ya da orada ticaret yapmaları, yani alsat yapmaları herhangi bir yasaklama söz konusu değil. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de yaparsanız alım satımınızı, Türkiye'deki platformları kullanırsanız karşınızda bir muhatap var. Ama bir güvence var, devlet size bu güvenceyi veriyor. Ama siz risk alıp yurt dışına gönderip yurt dışında işlem yaparsanız muhatap bulamazsınız. Tabii. Çünkü Türkiye'deki yasalar sadece Türkiye'yi bağlar. Burada şöyle bir düzenleme var sadece. Yurt dışındaki platformlar Türkiye'ye yönelik, Türk kullanıcına yönelik bir reklam, promosyon, kampanya yapacaklarsa yine SPK'nın onayına tabiler. Dolayısıyla burada İnternet üzerinden erişim engeli gelebilir, yasaklama gelebilir. Bu sadece yurt dışından Türkiye'ye yönelik, Türk kullanıcılara yönelik bir kampanya yapmasına rağmen izin almayanlar için geçerli. Evet. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerindeki bir platforma siz kripto varlığınızı gönderip serbestçe orada işlem yapabilirsiniz. Bunda bir yasak yok. Şimdi en çok merak edilen konu vergi var mı? Vergi var. Şimdi mevcut düzenlemede vergi yok. Yani bir alım satından bir gelir elde ederseniz, bir kar elde ederseniz vergilendirecek bir gelir herhangi, yani şu düzenlemede yok. Peki. Dolayısıyla burada kullanıcılar ya bundan sonra gelir de geçmişe doğru yürür mü? Hukuken mümkün değil. Yasalar geriye yürümez. Vergi hukuku bakımından vergiyi doğuran olayın olabilmesi için bunun bir yasal düzenlemesi lazım. Evet. Hali hazırda dolayısıyla kullanıcılar geçmişe dönük olarak herhangi bir zaman, hiçbir zaman vergi borcuyla karşılaşmayacaklar. Bunun düzenlemesi çıktığında çıkabilir mi? Evet, çıkabilir ama daha sonraki süreçler bunlar. Bir diğer konu, burada şirketlere bir düzenleme geliyor. Normal şirketler, anonim şirket burada kurulduğunda işte kurumlar vergisi beyannamesini verirler ve oradan bir vergi öderler. Evet. Ama bu düzenlemeyle bir %1 SPK'ya, %1 de TÜBİTAK'a bir ödeme yapmasını öngörüyor. Evet. Peki bu kar mı, gelir mi? Kanunda onun da tanımı yapılmış. Diyor ki faiz gelirleri dışındaki yıllık gelir üzerinden %1 artı %1. Dolayısıyla kar değil, hani şirket karlılığı düşürüp ondan sonra işte zarar gösterip maliyetleri artırıp öyle bir şey yapması mümkün değil. Yani burada bir komisyondan, bir ticari faaliyetten elde ettiği gelir ne kadar ise %2'sini 1 artı 1 hem TÜBİTAK'a hem de SPK'ya yıl sonu belirlendiği yıl sonu bilançoları çıktıktan bilanço sonra üzerinden en son Mayıs ayı içerisinde bu ödemeyi yapmış olması gerekiyor. Dolayısıyla kamuoyunda işte %2 vergi geliyormuş, %1 komisyon, öyle bir şey yok. Son kullanıcı yönünden herhangi bir ek külfet söz konusu değil. Daha çok aracı kurumları ilgilendiriyor. Tamamen onlar için. Tamam. Yani devlet şöyle bir düzenleme yapmış. Hem teknik tarafta SPK işin içine girdi hem de TÜBİTAK işin içine girdi. Dolayısıyla burada ciddi bir emek ve mesai var. Bu verginin dışında sen bu iki kuruma da tabi olduğu için, bu iki kurum da seni ara ara denetleyecek ve kontrol altında tutacağı için bir maliyet öngörmüşler herhalde ki burada o kurumlara bir ek gelir oluşturmuşlar. Aslında bu da yani bu kurumların yapacağı gelir üzerinden hem rekabeti ortaya çıkartacak, yani dolayısıyla gelir ne kadar çoksa hem buradaki şirketleri bir regüle edecek. Dolayısıyla burada hem bu ekstra bir maliyet aslında güçlü firmaların da ayakta kalmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi de
Kripto varlıkların yeni lisanslanması, yeni çıkacak evet. kripto varlıklar. Bununla ilgili de TÜBİTAK'tan görüş alınacak. Ya da işte SPK belli bir çerçeve çizecek, teknik bir çerçeve çizecek. Yani yeni bir listelemenin nasıl olacağına ilişkin bir kriterleri belirleyecek. İşte bunlar daha sonra yapılacak. Evet. O kriterlere uyanlar izin almaksızın sadece o kriterlere uyduğunu mevcut platformlara ikna ederek orada bunları yayınlayacaklar. Diyelim ki kripto varlık platformları izin almaksızın faaliyet gösterdiler. Evet. Merdiven altı dediğimiz bu işleri yaptılar. Orada 3 yıldan 5 yıla kadar kripto varlık yönetenlerin evet, kripto varlık platformları yönetenlerin hapis cezası var. Burada en önemli düzenlemelerden bir tanesi de pump grupları, Telegram grupları, WhatsApp grupları ya da işte sosyal medyada Twitter'da, Instagram evet. üzerinden işte teknik analizler adı altında paylaşıp şunu alın, şu uçacak, şu kaçacak, 10x yapacak, 20x yapacak, ben aldım sen de al şeklindeki paylaşım yapanlara bir düzenleme geliyor. Nasıl ki Borsa İstanbul'da hisse senedini paylaşmak için işte burada portföy yönetici ve tavsiyeyle ilgili olarak bir lisans almanız gerekiyor. Evet. Aynısı burada da geçerli. Dolayısıyla artık özellikle sosyal medyada influencer adı altındaki kişilerin burada paylaşım yaparak çok takipçili kişilerin bu böyle paylaşım yaparak vurgun yapmaları, spekülasyon yapmaları, manipülasyon yapmalarında önüne geçilmiş olacak. Burada da şu hatırlatmayı da yapayım. Özellikle sosyal medyada çok fazla çekiliş yapanlar var. İşte takipçi kasmak için evet, ya da işte evet. burada ben şu kadar gelir elde ettim, şu kadarını şu kişiye vereceğim şeklinde buradan bir kez daha hatırlatmış olalım. Sosyal medyada da olsa Milli Piyango İdaresi'nden izin alınmaksızın çekiliş yapılması suçtur. Evet. Ve burada da bir limit var. O limitte tam rakamı söyleyeyim. 37.059 TL. Üzerindeki her bir çekiliş için mutlaka izin başvuru bulunması gerekiyor. Teminat yatırılması gerekiyor. Ve çekilişleri de noter onaylı olması gerekiyor. Yani çekiliş siteleri var. O siteye ben ismi değil. Girdim. Dolayısıyla buradan böyle bir isim çıktı. Bunlar güvenli evet, ve tarafsız olmadığı için de kabul edilmez diye söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Vallahi yasayı yani yutmuşsunuz öyle söyleyeyim. Çok güzel daha anlattınız. Birkaç düzenleme var ama işte vaktimiz yetmedi. Evet, vaktimiz kalmadı. Onu evet. bir başka zaman konuşuruz ama asıl konuşmamız gerekenleri konuştuk. Çok teşekkürler. Kalkmayın lütfen. Yani. Avukat Sefa Karcıoğlu'yla yeni kripto yasasını, daha doğrusu yasa teklifini konuştuk. Bütün ayrıntılarını ele almaya çalıştık. Ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.